Bu performans Kerem Ozan Bayraktar'ın Büyük Oksidasyon Olayı adlı işlenen hareketle hazırlanmış 9 adet bilgi kartından 5.sinin üzerine yoğunlaşmaktadır. Etrafımızda olup bitenler hakkında merak duymak insan doğasının bir gereğidir. Bu merakın giderilmesi için bilimin, özellikle doğa bilimlerinin asgari düzeyde bir bilgisi gerekli ve yararlıdır. Kimya bir doğa bilimidir. İncelemesini önündeki maddeye yöneltir, yani olguya yöneltir. Ama olgular oldukları gibi olandır. Dolayısıyla kimya yaptığı bütün sınıflandırmalarda bir genelleme kullanır ve bu genellemeler de çoğunlukla istisnalar içerir. Bu performansa geçen kimi cümlelerde de bu istisnalar özellikle vurgulanacaktır. Kimya, canlı veya cansız, evrendeki tüm maddesel varlıkların doğasını, ne olduklarını inceleyen bilim dalıdır. Temel bilgi şudur. Canlı veya cansız, tüm maddesel, özdeksel cisimler sadece ve sadece kimyasal türlerden oluşmuşlardır. Yani maddenin içinde ama kimyanın dışında olan hiçbir somut varlık yoktur. Bitkiler, kayalar, kokular, gazlar, ateş, hava, su, toprak, aklınıza ve duyunuza gelen bütün somut maddeler kimyasal türlerden oluşmuşlardır. Kimyasal türler nedir? Kimyasal türler 4 çeşittir. Atom ve iyon, molekül ve serbest radikaller. Burada atomla iyon arasında ve molekülle serbest radikal arasında sadece elektriksel farklar vardır. Yani iyonlar atomların elektrik almış hali, radikaller de moleküllerin elektrik almış halleridir. Dolayısıyla ana grup aslında atomlar ve moleküllerdir. Bu 4 çeşit kimyasal tür birleşip başka kimyasal türleri oluştururlar. Ne demek? Atomlar birleşip molekülleri, moleküller birleşip başka molekülleri oluştururlar. Burada biraz sağduya ters gelen durum şudur. Oluşan moleküller içerdikleri atomların özelliklerini taşımazlar. Yani su oksijenin, tuz klorun, pas demirin özelliğini taşımaz. Kendine ait yeni bir özelliğe sahiptir. Burada bir yapı taşı kavramı ortaya gelir. Moleküler maddelerin yapı taşları moleküller, atomik maddelerin yapı taşları ise atomlardır. Yani demir, demir atomunun, su ise su molekülüne benzer. Onun özelliklerini taşır. Antik Yunan'da 4 çeşit elementle başlayan, ateş, hava, su, toprakla başlayan bu element, öge, yapı taşı kavramı günümüz kimyasında 118 tane doğal element ve bunlardan oluşmuş milyonlarca molekülle devam etmektedir. Kimyasal türlerin birleşip başka kimyasal türler oluşturmalarına kimyasal tepkimeler denir. Bütün yapısal değişimler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur. Biz bunları nasıl anlarız? Renk değişimi, koku, gaz çıkışı, yapılardaki değişimler, ısı, alev, bazen ışık gibi değişimler kimyasal bir tepkimenin gerçekleşmekte olduğunu gösterirler. Gündelik hayattan ekmeğin küflenmesi, peynirin kokması, demirin paslanması, bütün bunlar kimyasal tepkimeler sonucu olurlar. Bazı tepkimeler hızlıdır. Çok uç bir örnek, mesela grizu patlamaları. Metan gazının oksijenle buluşmasıyla oluşur ve çok çok hızlı bir reaksiyondur. Bazı tepkimeler ise milyonlarca yıl alabilir. Fosillerin kömüre daha da özel bir durum olan elmasa dönüşmeleri milyonlarca yıl içinde gerçekleşirler. Kimyasal tepkimelerde girenler ve çıkanlarla beraber çok önemli olan bir faktör de çevresel koşullar ve ısıdır. Tepkimeler belirli çevresel koşulları zorunlu tutarlar. Yani bir tepkimenin oluşması için bazı çevresel faktörlerin olması gerekir. Bunlar
bazı moleküllerin varlığıdır. Yani bazı reaksiyonlar bazı moleküllerin varlığında ancak gerçekleşebilirler. Bazı basınç durumlarında gerçekleşebilirler. Bazı nem durumlarında gerçekleşebilirler. Bu çevresel faktörler reaksiyona katılmazlar. Ama o reaksiyonun gerçekleşmesi için zorunludurlar. Burada çevresel faktörlerle beraber en önemli olan faktörlerden biri de tabii ki ısıdır. Isı sadece bir çevresel faktör olmakla kalmaz. Aynı zamanda bir enerji girdisi ve veya çıktısı olarak o reaksiyona, o tepkimeye bir giren ya da bir çıkan gibi davranır. Bazı kimyasal tepkimeler gerçekleşmek için ısıya ihtiyaç duyarlar. Bunlara endotermik tepkimeler. Bazıları ise gerçekleştikleri zaman çevreye ısı verirler. Etrafı ısıtırlar. Bunlara da egzotermik tepkimeler denir. Bu her zaman bu kadar kesin olmak zorunda değildir. Bazı tepkimeler ikisini birden yapabilirler. Yani gerçekleşmek için ısıya ihtiyaç duyarken oluştuklarında da etrafa ısı verebilirler. Isıyla ve bizim gündelik hayatta ısıya çok yakın olarak kullandığımız alevle ilişkisi en belirgin olan tepkimeler tabii ki yanma tepkimeleridir. Yanma, belirli koşullarda yanıcı bir maddenin, buna karbüran denir, yakıcı bir maddeyle yani oksidanla tepkimeye girmesidir. Isı, alev ve ışık yanma tepkimelerini göstergeleridir. Oksijen gazı yani O2 en sıklıkla görülen yakıcı maddedir. Fakat oksijen içermeyen yanma tepkimeleri de vardır. Bazı metal sülfür ikillerinde sülfür yakıcı olarak davranır. Flor ve klor çok hızlı bir şekilde yakıcı olarak tepkimelere katılabilirler oksijenin yokluğunda. Ve burada yanmadan kastettiğimiz bir benzetme değildir. Gerçekten bir alev, bazen bir patlama, bazen de bir ışık gördüğümüz bildiğimiz yanma tepkimeleridir. Hava içerdiği 1/5 oranındaki oksijenden dolayı yakıcı olarak kullanılır. Bu da oksijen gazının ana yakıcılardan biri olarak hep tepkimelerde bahsedilmesini sağlar. Yanma tepkimeleri çok büyük bir genelleme ile ısı açığa çıkaran yani egzotermik tepkimelerdir. Bu sebeple enerji elde etmek için ana olarak kullanılan tepkimeler yanma tepkimeleridir. Doğada bulunan moleküllerin çok büyük bir kısmı organik moleküllerdir. Organik moleküller içinde karbon bulunan moleküllerdir. Ama en başta dediğimiz gibi istisnalar içerirler. Karbon monoksit, karbondioksit ve karbürler organik sınıfına girmezler. Organik moleküllerin doğadaki oransal yüksekliği neredeyse organik olmayan moleküller kadar organik moleküller vardır. Buradan düşünebilirsiniz. Proteinler, yağlar, şekerler, DNA, RNA, alkoller, eter grupları, petrol ürünlerinin hepsi, metan, etan, bütan, bütün doğal gazlar, bunların hepsi organik moleküllerdir. Bu iki grubun, yani çok bol olan oksijen, havanın içinde şu anda 1/5 oranında olan oksijen ve organik moleküllerin doğadaki bolluğu, organik oksijenli yanma tepkimelerini en sık görülen tepkimeler ve de en fazla enerji elde etmek için kullanılan tepkimeler haline getirirler. Petrol ürünlerinden enerji etmek en sık yapılan enerjidir. Doğal gaz, dediğim gibi kömürden, odundan, benzinden bunlardan enerji elde etmek için oksijenli yanma tepkimelerini kullanırız. Hayvanlar da aynı şekilde enerji elde ederler aslında. Onlar da enerjiyi yanma tepkimelerinden elde ederler. Nefes alma enerjisi dediğimiz enerji, besinlerin oksijenle girdiği tepkime sonucu ortaya çıkan, salınan, elde edilen enerjidir. Nefes alma ve yakma aslında eşdeğerdir. Aradaki hafif gecikme yaşam diye bildiğimiz şeydir. Bildiğimiz biçimiyle yaşam karbona dayanır. Karbon olmazsa olmaz. Ve ilk yaklaşıklığa göre yaşamın formülü CH2O'dur. Yani formaldehittir. Büyük oksidasyon olayındaki oksijenin diyalektik durumu ile
formaldehitin benzerliğini George Cody'nin şu cümlesiyle anlatabilirim. Bu gezegendeki varlığımız yıldızlar arası formaldehite borçlu olabiliriz. Ve burada ironik olan şudur ki formaldehit dünyadaki yaşam için zehirlidir. Bu 12 dakikalık sunum performans 18 Ekim 2019 tarihinde Kerem Ozan Bayraktar'ın Kevser Güler küratörlüğünde oluşturulan Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler adlı sergisi için sanatoryumun sergileme mekanında gerçekleştirilmiştir.